Merhabalar, Derya'nın Mutfağı kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün irmikli bir 10 dakikada pratik bir tatlı tarifimle geldim sizlere. Hemen önceden şerbetini hazırlayayım. Bunun şerbeti kaynamadan yapılıyor arkadaşlar, bu tatlının şerbeti. Önce 3 su bardağı şeker. 3 su bardağı da suyum. 1, 2, birkaç damla da limon içine sıkacağım. Şekerlerim eriyene kadar ben bunu karıştıracağım. Kaynar su da kullanabilirsiniz şekerin daha iyi erimesi açısından. Ben şerbetimi karıştırıyorum. Ara ara karıştırmaya devam edeceğim şekerin erimesi için. Şimdi tatlı yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Şimdi tatlımın malzemelerini size göstermek istiyorum. 1 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1 bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı irmik, 1 adet kabartma tozu, 1 adet vanilya, 2,5 su bardağı da un. Kırdım. 1 su bardağı yoğurt. Şimdi 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bunları önce bir karıştıracağım. Şimdi 1 su bardağı irmiğimi. Bunu da karıştıracağım. Şimdi 1 su bardağı unumu ekliyorum. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Şimdi ben bunu bir güzel elekten geçireceğim. Ben bütün hamur malzemelerini, ununu her zaman elekten geçiriyorum. Önce bu 1 bardak unu ben bir karıştıracağım. Sonra 1 bardak daha dökeceğim. Sonra kıvamına bakıp yarım su bardağını da öyle ilave edeceğim. Ununu mutlaka kontrolle eklemenizi tavsiye ederim. Şimdi ikinci bardağımı eliyorum. İkinci su bardak unumu da karıştıracağım. Sonra elimle devam edeceğim. Şimdi ben yarım su bardağı daha un ilave ediyorum. Gerçekten çok pratik, çok lezzetli bir tarif. 10 dakikada hazırlanması süresi var. 30 dakika pişme süresi var. Şerbetini kaynatmıyoruz. Şimdi hamurum kıvamını aldı arkadaşlar. Ben bunu irmiğe tekrar bulayacağım. 1 su bardağı irmiğe. Yapılışını şimdi beraber göstereceğim. Beraber yapalım. Ceviz büyüklüğünde bir parça hamur elime alıyorum. Eşit olmasına dikkat edelim. Sonra irmiğime buluyorum. Gördüğünüz üzere. Sonra bıçak yardımıyla bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde ve bu şekilde şeklini veriyoruz. Sonra yağlı kağıt serebilirsiniz. Ben sermedim. Gayet yağlı bir hamur olduğu için altına yağ da sürmedim. Şimdi irmiğimi gördüğünüz üzere buladım. Yok olursa tekrar düzeltebilirsiniz bu şekilde. Hemen bir bıçak yardımıyla. Bu şekilde. Şimdi tatlımı ben fırına gönderiyorum. 30 dakikaya ayarladım. Siz fırınınıza göre kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Şu anda pişti. Fırından alıyorum ben. Evet, şimdi fırından aldığım tatlımın üzerine şerbetini döküyorum. Erimesi için tatlıyı bekletmemiz gerekiyor.
Evet, ben tatlımın şerbetini bıraktım. 2 saat bekleyecek şerbetini çekmesi için. 2 saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, tatlımız şerbetini çekti. Bir yarım saat daha var ama ben bekleyemedim. Üzerine Antep fıstığı ya da Hindistan cevizle süsleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, tatlımız bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sevgiler.